Tacikistan'da Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk soru, Rusya'dan S-400 savunma sistemi alınmasında bir sorun olup olmadığı üzerineydi. Erdoğan şu yanıtı verdi. S-400 konusu bitmiş vaziyette. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Öyle zannediyorum ki Temmuz ayının ilk yarısında artık onlar da gelmeye başlayacaktır. S-400'den taviz vermeyeceğiz. Her zaman söylüyorum, burası kasaba devleti değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. İmzayı atmışız, her şeyi bitirmişiz. Karşı taraftan Rusya, bize vereceği kredide her türlü kolaylığı göstermiş ve gerçekten uluslararası piyasada olmayan faiz yüzdeleriyle bize bir kredi vermiş. Şimdi burada tükürdüğümüzü yalarsak, devlet terbiyemize uymaz. Benim de devlet adamlığıma uymaz. Böyle bir şeyi yapamayız. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400'leri alırsanız F-35 savaş uçaklarını vermeyiz ve ekonomik yaptırım uygularız tehdidine şöyle yanıt verdi. F-35 konusunda da söyleyeceğim şeyler aynı. Üzerimize düşeni hep yaptık. Ödemelerse taksitlerimizi tıkır tıkır ödüyoruz. Şu ana kadar 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yaptık. Biz görevimizi yerine getirirken karşımızdaki de görevini yerine getirecek. F-35'lerden 4 tanesini teslim aldık. Bunlar şu an Arizona'da. Generalimizi gönderdik, pilotlar orada eğitimleri aldılar. Ama uçakları göndermeye gelince bu noktada maalesef bize yanlış yapıyorlar. Bu uçakların bir kısım parçaları da Türkiye'de üretiliyor. İşin bir de bu boyutu var. Sen ödemeyi yapacaksın, parçaların bir kısmı burada üretilecek ama kalkıp uçakları vermeyeceğiz diyeceksin. Bu tabii ki yakışık almıyor. Bu konuları ben Sayın Trump'la görüştüğüm zaman bakıyorum ki o farklı konuşuyor. Bunlara gelince bunlar da farklı davranıyor. Bu tür şeyleri yapmak doğru değil. Belli bir yere kadar sabredeceğiz. G20 zirvesinde Sayın Trump'la etraflıca görüşmemiz olacak. Orada bu konuları ele alacağız. Ama aşağıdaki birileri farklı şeyler konuşursa, o zaman hemen zaten Sayın Trump'la irtibatımızı kurarız. Orada da konuları telefon diplomasisiyle çözmeye çalışırız. Orada da bu işler fazla gecikmiyor.